İyi akşamlar efendim. Masaya hoş geldiniz. Bu akşam masamda Yıldızlar Geçidi'nin devamı var. Ustalarımdan bir tanesi daha masada. Sayın Nevra Serezli ile işte bu masa başlıyor. Buyursunlar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum kırmadığınız geldiğiniz Değil için. Değil misin? Ben bu programa bayılıyorum. Her akşam seyrediyorum. Oh, İmtihan edebilirsin yani. Bütün konuklar sırada. Oh. Ezberimde. Estağfurullah. Çok başarılı buluyorum gerçekten. Hani böyle karşılıklı gelince herkes birbirine metiyelerde bulunur ya. Ama gerçekten çok beğeniyorum. Seni ve programını, herkesi kutluyorum. 10 numara bir konuk programı ağırlıyorsunuz, bilgilendiriyorsunuz. Mesela keşke o köpek eğitmeni arkadaşım Mişa, benim köpeğim ölmeden tanısaydım diyorum. Ah, ne güzel. İşte psikolojiler, ne güzel. Kitaplar, şunlar bunlar 10 numara bir program diyeyim ve programa başlayalım. Ay ne mutlu. Benim için bunları duymak o kadar önemli ki sizden. Çünkü sizin benim hayatımda çok başka bir yeriniz var. Siz belki hatırlamayacaksınız ama ben size anlatacağım. Tam 2000 senesiydi. Ben Tiyatro İstanbul'da. Terlik. Evet, terlik. Siz seyretmeye gelmiştiniz. Evet. Ve ben ilk oyunum, ilk defa sahneye çıkıyorum. İlk defa konservatuvardan yeni mezun olmuşum profesyonel olarak. Siz geldiniz Nurlar İçinde Yatsın Metin abimle. Dedim ki ben o bittim herhalde ve en önde oturuyorsunuz. Evet. Şimdi bu o kadar önemli bir şey ki siz daha hiçbir şeysiniz ve ustalarınız gelmiş en önde. Dedim ki yok ya ben bittim dedim. Ne elim ayağım kesilecek. Oyun bittikten sonra hatırlıyor musunuz kulise geldiniz. Tabii hatırlamaz mıyım? Dediniz ki gel bakayım sen dediniz. Eyvah dedim acaba hani aferin sana. Aferin sana devam et bak bırakma komediyi bırakma dediniz. Metin abim dedi ki aferin sana dedi. Sanki dedi, uzun zamandır oynuyormuş gibisin. Hadi kızım dedi görelim seni pes etme yılma. Devam tiyatroya dedi. Sizden onları duyduktan sonra. Haklı mıymışız? Ama ne kadar önemliydi benim için Göz biliyor musunuz? Göz çok önemli. Yani çok çok önemliydi. Görmüşüz seni. Eminim ben ve benim gibi nice oyuncular vardır böyle sizin izlediğiniz ve acaba ne düşünür diye merak ettiği. Çok beğendiğim ve çok yani ilerisini iyi gördüklerimi zaten genelde kulisine hep giderim. Şimdi de öyle. Eğer kulise pek fazla gitmiyorsam muhakkak şoförüm bekliyordur. Evet, ya da çok acil işim çıkmıştır. Çünkü bu sadece benim bildiğim bir şey değil. Bu bütün ülkenin tiyatro denildiği zaman, sahne denildiği zaman siz en önemli yapı taşlarından bir tanesiniz. Yıllarca sahnedeydiniz. Yani senelerimiz var tabii ki. Olmaz olur mu? Hepsini masada konuşacağız. Bayanlar baylar kısa bir aramız var. Sonra Nevra Serezli ile sohbetimiz devam edecek. Buyursunlar. 4 yaşımda, 5 yaşımda yani görsen kendini star zanneder. Küçük ayı gelmiş büyük ayıya demiş ki neredesin sen? O kıyafete girince sanki bir düğmeye, bilgisayar düğmesine basıyorsun, onu oynuyorsun ve o havaya giriyorsun. Gene böyle girdim. Çok güzel bir antre yani. Düşün oyuncuya. Mükemmel. Ve senin için arkanda yazılabilir. Nevra Serezli, Metin Serezli'dir. İlk açılış sahnesi Deliler sahnede bir pop star gibi sahneye beni çıkarıyorlar. Biraz abartılı, biraz yüksek tonda. Bu kadar timingi mükemmel bir insan. Ben onun şöyle bir oturuşu var. Şöyle lak diye yakalandım. Aman hocam. Hülya Şirvan ve Mehmet Abdülkadir Süreyya Şirvan'ın kızı olarak Ankara'da dünyaya geliyorsunuz. Ve bir yaşına gelmeden de hop hemen İstanbul'a taşınıyorsunuz. Ve Bebek'te başlayan bir hayat. Bebek, evet. Arnavutköy'de. Bebek İlkokulu, ardından Arnavutköy Amerikan Kız Koleji. O sıralarda da My Fair Lady oyunuyla aslında siz gelecekte kim olacağınızı göstermiş oluyorsunuz bir okul oyunuyla. Çocukluğunuzda sizi sahneye, tiyatroya yakınlaştıran, o hayalleri kurduran şey neydi? Valla ben ilkokulun müsameresinde kelebek rolüne çıkmakla ve de mandolinle elimde Santa Lucia şarkısını söylemekle başladım. O alkışın gelmesi, beğeniler beni çok mutlu etti. Sonra hep evde oyunlar oynadım. Balerin olmak hayalim vardı. Böyle ayakkabılarım içine pamuk doldurur. Arkadan anneme perde çektirirdim. Perdenin önünde balerin gibi pozlar verirdim. Ve o pozlar var bende. 4 yaşımda, 5 yaşımda. Yani görsen kendini star zanneder. Ama bir işte kız pozunda. Bu bir ruh öyle değil mi? Nasıl tanımlıyorsunuz peki? O anda yaşadığınız
Hissi, yeteneği keşfetmeyi nasıl tanımlıyorsunuz? Yani işte mutluluk. Bence oyunculuk eşittir mutluluk. Başka bir dünyayı hayal edebilmek, başka biri olabilmek sanatı. Zaten hayal etmek, yaratıcılık. O yani ressamın resim yaparken aldığı mutlulukla, bizim bir rolü çıkarırken özellikle rolü çıkarma aşamasında, yani yaratma aşamasındaki verdiği haz hiçbir şeyle ölçülemez diye düşünüyorum. Ben zaten o aşamayı en çok severim yani. Onu çıkardıktan sonra ve kendinden de emin olduktan sonra bu sefer de seyirciyi istiyorsun. Yani seyircisiz hiçbir şey olmaz. Muhakkak seyirci istiyorsun. Öyle kendine o güvenin gelmesi için ve ben bunları yapıyorum, size aktarıyorum. Hadi kabul edin onları, geri verin bana hissi için yani bunlar. Ve her seyircinin gözünün içine bakarak ya da o elektriği hissederek oynamak, yani kelimelerle anlatılmayan bir duygu bu. Zaten ben şöyle düşünüyorum, yani insanlar bir kere oyuncu olarak doğar. Tüm insanlar. Tüm insanlar oyuncu olarak doğar. Ben bunu şimdi küçük torunlarımda görüyorum. Oyun oynuyorlar ve bir şey yaratıyorlar. Doktor oluyor o sırada. Evet. Hiçbir alet edevat yok ortada. Bir tane kordon alıyor, kordonu kalbini dinlemek için alet olarak kullanıyor. Kalem alıyor, iğne yap şimdi bana diyor. Yani hayal gücü oradan başlıyor. Taklit yapıyor. Ondan sonra biraz daha büyüyor. Bu sefer okurken masalını, sesini değiştiriyor. Küçük ayı gelmiş büyük ayıya demiş ki, neredesin sen? Hani onu... Tabii. Onu hayal ediyor. Şimdi bu drama okuluna gitmedi bu çocuk. Sonra ben diyorum ki bütün bu insanlar bu yaratıcılıkla doğuyor. Sonra hayatın sıkıntıları, dertleri, bir takım problemlerle oyunculuktan çıkıyor. Başka bir dünyaya gidiyorlar. O çıkmayanlar da oyuncu olarak kalıyor. Müthiş bir tanımlamaydı. Değil mi? Kesinlikle. Yani sen de başka bir meslekte olabilirdin. Evet. Çünkü bir sürü insanda o kabiliyet var. O yüzden de zaten bizleri seyrederken, hani Haluk Bilginer'in meşhur lafı, ben de oynarım ya bunu bu kadar diyormuş ya seyirci. O da diyor ki işte siz o kadar oynamak, sizin de oynayabileceğinizi gösterebilmek asıl iş. Aslında o kadar basit yani. Aslında evet. O ne kadar doğru bir şey, bir yorum. Onun gibi yani seyrediyorsun mesela, aynı bizim ev, aynı bizim hikaye. Aynı benim kocam, aynı benim kızım. Kocam. Evet. Empati yapmak aslında i̇şte belki içindeki de, oyunculuk yeteneği. O yüzden bu oyunculara duyulan, özellikle sizin gibi ustalara duyulan o hürmet, o saygı, o sevgi hiç değişmiyor. Çünkü tiyatroda başlayan bir serüven, oraya seyirci geliyor, sizle göz göze temas halinde ya o duyguları yaşıyor. Ya ben o elektriği yaşıyor. Alıyorum, alıyorsun, biliyor musun? Almaz olur musunuz? Yani o enerjiyi İlk adımımda ve ilk 3-5 cümlemde hissediyorum. Yani bugün şöyle şöyle bir seyirciyle karşılaşacağız. Bugün şöyle şöyle reaksiyonlar alacağız. Sizi, biliyorsun yani. Hep o izlediğim oyunlarımızda bir sahneye girişiniz vardı sizin. Ha girişi mi diyorsun? Girişiniz yani hep böyle bir antreniz sizin, hani ben geldim heybeti vardır o antrede. O kadar hoşuma giderdi ki. Bir şey anlatayım şurada. Lütfen, küçücük bir sonra anekdot. Ben de bir şey soracağım. Ben giriyorum dedim diye anlatıyorum. Evet. Deve Kuşu Kabare'de delileri oynuyoruz. İlk açılış sahnesi deliler sahnede. Ben de deli doktoru. 4 kişi bir tahta kapı var. Tahta kapıyı 4 kişi tutuyor ve ben tahta kapının üstünde ayakta bir popstar gibi sahneye beni çıkarıyorlar. Ben işte tiratlar atıyorum, şunu diyorum, bunu diyorum falan böyle şeyin üstünde. Bir keresinde gene böyle girdim. Çok güzel bir antre yani. Düşün oyuncuya. Mükemmel. Birdenbire aşağıdan böyle duman ve sis gelmeye başladı. Aa dedim. Vay be dedim. Ekip bana dedim espri yapıyor, hava yapıyor. Yani Seyyal Taner gibi falan böyle sislerle dumanlarla çıkıyor, dumanlarla. Dumanlar çıkıyor. Ben gene kofuk. Bir müddet sonra dumanlar bitmemeye başladı ve ben hey falan diye olmaya başladı ve müthiş rahatsız etti duman. Şimdiden de diyorum ki biraz da abarttınız artık. Meğerse yangın tüpü patlamış, ayağına çarpmış Saat Sungur, hiç unutmuyorum. Tam sahnenin yanından ona patlatınca tüp birdenbire bütün duman üstümde. Kapatmak zorunda kaldık sahneyi.
Kimsenin konuşması mümkün değil. Seyirci de çünkü duman tabii altında canım. Kaldı. Ama benim havam nasıl? Hava. Ve rolden çıkmamak da hani o da onu da hissettiği devam ediyorum anda. Ama boğuluyorum. Evet. Bir taraftan da boğuluyorum. Yine Tiyatro İstanbul'da son dönem demeyeceğim birkaç sene olmuştu. Ayna karşısında bir tiradınız vardı. Makyaj aynası. Hatta mor bir şey vardı üstünüzde. Aa, doğru hatırlıyorum. Acaba hangisi? Evet, İki o karakter oynuyordu. Evet, aynı. Bir köylü kadın. O müthiş bir, de, bir performans. Hollywood starı. Evet, o hani makyaj oldu. Bir yandan makyaj yapıyorsunuz, bir yandan hazırlıyorsunuz kendinizi aynada konuşuyorsunuz. 19 kere kıyafet değiştiriyordum. Çok. 6-7 saniyede kapının arkasından geçerken evet. Başka tip olarak bu kapıdan giriyordum. Şimdi ama... Ve bir seyirci çıkarken şey demiş. Ya Nevra Serezli çok iyi yani, çok şeker de... Öbür kadın da iyi demiş. Aa, inanılır gibi değil. Ama ne güzel bir yorum bu. Öbür evet işte bu diye. Kardeşini oynayan da bayağı iyi oldu demiş. Yani o kadar çok oyununuz var ki işte benim bile izlediğim, seyircinin de izlediği. Bütün bu süreç nereden başlıyor peki? Nereden başlıyor bu tiyatro sahnesine ilk çıkışınız? Müşfik Kenter, Nurlar İçinde Yatsın, Haldun Dorman, Yıldız Kenter, Beklan Algan, Ayla Algan, Seyit Mısırlı, Melih Cevdet, Anday, Haldun Taner, Nurlar İçinde Yatsınlar, Kaybettiklerimiz. Tiyatro dersi verdiği LCC'de, LCC'de evet. Siz... Yarım gün sekreterlik yapıyorsunuz. Evet. Oradan aldığınız parayla kurslarına, derslerine evet. Katılıyorsunuz. Çünkü Amerika'ya gittim ben burslu olarak. Evet. Ama o bir seneydi. Sonra okul bitince kolej, tiyatro bursu alamadım. Evet. Maddi imkanlar da yok o devirde. Babam yollayamadı Amerika'ya beni ve ben çok çöktüm. O sırada konser var, şeyini kaçırmışım, Boğaz içine girmeyi kaçırmışım. Çünkü o kadar eminim ki yani bir kere müthiş bir öğrenciyim. Herkesin mektupları müthiş gidiyor. Kaç tane oyun oynamışım. Ya My Fair Lady oynamışım evet, kolejin son senesinde. Evet. Ve ama... beni tiyatro bursuyla kabul etmiyorlar. Yani okula kabul ediyor, burs veremiyor. Kaldım mı burada? Ama yılmıyorsunuz işte. İşte LCC'ye o zaman girdim. Zaten o senenin sonunda Haldun hemen bana teklifte bulundu. Aynen yani tam 22 yaşındasınız. 1966 senesi Cengiz Han'ın bisikletiyle evet. Siz Dorman Tiyatrosu'nda o maceraya başlıyorsunuz. Ardından Ankara Sanat Tiyatrosu Durdurun Dünya'ya inecek var yine müzikli bir oyun. 71'de Altan Erbulak'la Metin Serezli ile oh, Çevre Tiyatrosu. Evet Füsun Erbulak'la birlikte Çevre Tiyatrosu'nu kuracaksınız. Ve sahne hayatınız başlayacak. Tiyatro oyunlarından bir kolajımız var. Ya, toplayabildiğimiz kadarını topladık. Çoğu yok. İşte, olağanüstü bir ekip var arkada. Biliyorum ekibin. Sağ olsunlar. Buyursun gelsin. Kaba kuvvete başvuruyorsunuz değil mi? Evladım gelme, niye var üstüme üstüme gelme. Allah burada da erkek burada da. İmdat, adam öldürüyorlar. Ay çok affedersiniz. Kadın öldürüyorlar. Benim de canım var. Ben de insanım. Hey gidi koca dünya kibar yârim esmerim. Hayallerim parça parça oldu. Zihnim karıştı. Şok üstüne şok. Şok üstüne şok. Sensiz bu cihan bu alem bana ne gerek. Benim kalbim kalbimmiş. Taşmış mübarek. Paramız olmadığı için vallahi evliliğimizin 10. yılında çıkabilmiştik ancak. Ama harikaydı. Venedik'e gitmiştik. Tam keyfini çıkarıyorduk ki anneannenden mektup geldi. Senin su çiçeği olduğunu yazıyordu. Bir anda dünya başıma yıkıldı. Her şeyi su çiçeği gibi görmeye başladım. Otelin kapıcısını, gondolcuları, San Marco meydanında uçuşan güvercinleri bile. Senin hastalığın benim balayımı rezil etmişti. O ne o? Gömleğin hayatım, elimle yıkadım. Gömleğin mi? Evet, senin gömleğin. Bu gömlek değil, paçavra. Ne yapayım hayatım? Mendilin kalmamıştı. Altını kestim, mendil yaptım. Bunlar sadece %1'i. Tabii, müzikaller ve kabare. Kabare. Ondan öncesini tabii çok zor. Onlar... Çok. Çok zor. Nasıl o sırada zor? Alınmıyordu hiç banda falan biliyorsun bütün oyunlar. O Dorman'da oynadığımız oyunlar. Ne kadar güzel oyunlar oynadık. Çevre Tiyatrosu'ndaki Yüzsüz Zühtü oyunu 2 sene kapalı gişe Koca Mustafa Paşa da oynadı. Onların kayıtları yok yani bir sürü şey. Hiç sayabildiniz mi? Kaç oyun oynamışsınız? Hayır, bilir misiniz? Hayır sen saymışsındır diye düşünüyorum.
Hayır, ben de sayamadım. Sizin ekip yazmıştım. Yani o kadar çok ki oyunların isimleri önümde sıralı ama... Yani çıkarmam lazım tek tek, tek onları. Tek tek çıkarmanız lazım. Metin kendininkini çıkarmıştı da. Öyle mi? Benimkini bir türlü çıkaramamıştı. Peki bir ay içerisinde sadece bir oyunu mu oynardınız yoksa çeşitli oyunları matine suare olarak mı Yok, oynardınız? Yok, benim şimdi Dormen'e girdim, bir oyunu oynuyorduk, bütün sezon oynuyorduk. Bir tek pazartesileri repomuz vardı. Matine suare oynuyordunuz cumartesi hayır, pazarları? Salı, ha. Çarşamba matine suare, perşembe, cuma, cumartesi, pazar matine suare. Sonra tekrar ikinci Dormen Tiyatrosu'nun Pangaltı'daki yerinde bir ara matinede Çılgın Sonbahar, suarede Şahane Züğürtleri oynuyordum. İki farklı oyuna dönüşümle oynuyorsunuz. İki farklı kostüm, tip, böyle o geliyordum kulise, çay simit falan derken, dur ya buydu değil mi? Çıkarken hep korkuyordum, karıştırır mıyım karıştırmaz mıyım diye, ama o kıyafete girince sanki bir düğmeye, bilgisayar düğmesine basıyorsun, onu oynuyorsun ve o havaya giriyorsun. Devam edelim. Haldun Dormen'le yolunuz kesişti. Dormen Tiyatrosu dedik. Ardından Tiyatro İstanbul ekibine Şahane Züğürtler adlı oyununa girdiniz. Çetin Ceviz oyunu gelecek ve bu sırada dublaj da yapıyorsunuz. Mesela siz ilk çizgi film seslendirmiş evet, isimsiniz. Evet, çok kimse tabii yaşı tutmayanlar bilmez. Hangi çizgi filmdi o? Wilma Flintstone. Jetgiller. Evet, Jetgiller. Jetgiller'i biliyorum da. Wilma. Evet, Wilma. Tabii. Ondan sonra Gıcır'la Gıcır. Gıcır'la Gıcır. Altan Karındaş konuşurdu. Sonra o rahatsızlandı. Bana telefon ettiler. Dediler ki Gıcır'la Gıcır'ı siz konuşabilir misiniz? Fareydi galiba, iki tane fare. Ama ikisinin sesi değiştiriyorsun. Onu hatırlamıyorum karşılıklı. Ben Gıcır'la Gıcır'ı. Doğmamıştın herhalde. Ondan sonra Altan Karındaş bana ders verdi. Gel dedi, sana nasıl yapıldığını söyleyeyim, öyle devam et sen dedi. Ve öyle bana el verdi, yani ben onu öyle konuşarak gittim. Sonra çok çizgi film konuştum. Evet. Çok çizgi film konuştum. Bayılırım çizgi film konuşmaya yani. Hala konuşuyor musunuz? Şu anda teklif gelmiyor. Ne güzel, buradan yani hemen şey duyuralım. Belki de bıraktınız diye ya düşünüyorlar. Ya kadın yaşlandı artık, çizgi film sesi çıkaramaz. Ya hiç sanmıyorum ya. Olur mu öyle şey ya? Yani akla gelmiyor canım. Muhtemelen gelmiyor ama o da sizin mesleğinizin diğer dal, yan kollarından biriydi. Televizyon reklamları çok. Ve televizyona çıkışınız. Evet. Şimdi şunu sormak istiyorum. Siz tiyatrodasınız. Kapalı gişe oynanan bütün oyunlar hemen hemen başrolündesiniz, evet, ve sahnedesiniz. Evet. Televizyona geçiş nasıl bir teklifti, ilk teklif? Valla neyle geçtiğimi bile hatırlamıyorum ama galiba Uzay Yolu diye Altan ve Metin'le TRT'ye yapılan bir böyle kabare programı gibi programdı. Ondan sonra tiyatro programları orada oldu. İlk dizim galiba Kavanoz'daki Adam. Ahmet Mekin Metin Serevi. Nasıl ikna ettiler sizi? Ne iknası, ayol teklif gelince bayıldık hemen. Bayıldınız. Şu televizyona da bir göz atalım ne olur. Nasıl başladınız ve ondan sonra televizyonda hangi projelerde yer aldınız? Buyursun gelsin. Yorganı tepene çekmiş uyuyordun. Alnından usulca öptüm. Aman bıktım vallahi ikinizden. Ne hali var? Bıtmış bıtmış. Ay gene vurdu. Ay canım. Ay gene vurdu. Dul kalıp da bir gün yeniden evlenirsem... ...dünyada ve ahirette... ...Allah bana rahat yüzü göstermesin. Felsefe mezunuyum aslında. Ama erkeklerden bize felsefe yapmaya fırsat kalmıyor. Sizi tanıştırırım kendisiyle. Onun için seslendim zaten. Yarın buluşalım isterseniz. Maalesef pipiyi kurtaramamışlar. Olamaz! Pipi ölemez! Ölemez! Yaşamak artık haramdır bana! Ağlama kız! Kocan gene senin mebus karısı yapar. Yapamaz gayrı! Sen muhalifken yapamaz! Terk ediyorum sizi Selami Bey! Derhal boşanıyorum! Bu ne bu? Para. Ay Allah'tan korkmaz mısın be adam? İmdat! Uyan, işe geç kaldın. Yağmur mu yağdı? Ne işi ya? Sen de yutmazsın değil mi? Ben mi? Deli misin? Ben de hiç kül yutacak surat var mı? Yarın erkenden çıkarım iş aramaya. Belki bulursun. Ah, profesör. Kaygılanmayın. Sonuç son derece mükemmel. Ah, çok teşekkür ederim. Geçmiş olsun. Buyurun oturun. Bir dakika. Bir dakika oturmayın. Şimdi buyurun. Teşekkür ederim. Biz bütün sinirlendim şimdi. Ayıp be. Bunca yıllık kocana ha. Durma oğlum, dur. Ne olursun,
sinirlenme. Ben zaten bunu sana söylemeyecektim ama işte böyle ağzımdan kaçıverdi. Çantasında çamaşır suyu taşıyan Ayşe teyzeden beter oldun ha. Ne zararı var? Elimdeymiş de Mesude'yi verdim işte. Ha, yavrum. Ha? Hacer'in evi nerede biliyor musun? Ne Hacer'i ya? Hacer de kim? Allah. Kızım gülsene, yüzün asık çıkacak. Ne yapsın adamcağızın yüzünden kız gülmeyi unuttu. Kocadın iyice. Yıllar ne çabuk geçti. Kızlarımla benim gibi fanilerle evlenip mutsuz olmasınlar. Hayatta acı çekmesinler diye onları ayırmaya çalıştım. Ne iş yapıyor abla? Ahmet Muhtar'ın oğlu. Abla mesleği ne? Hayır, Ahmet Muhtar'ın oğlu dedim ya. Uzun süreli nişanlılık devri çoktan geçti artık. Peki evlenince nerede oturacaksınız? Tabii ki burada. Eşimle biz sizin eski hayranınızız. Hala çok güzelsiniz. Ay, teşekkür ederim. Bir imza alabilir miyiz? Tabii. Bak gördün mü, tanıdılar işte. Ama ne kadar önemli. Ah canım benim, güzel torunum. Bu da bir şey çıkardı. Anneannesinden. Başka takan yok mu altın? Bu yerine geçtiği adamın karısıyla fazla bir şey kalmamış aralarında. Aa, öyle mi? İyi o zaman. Hiçbir şey yapmadan koyun koyuna yatarlar. Bak geçenlerde ne olmuş? Ayşe'nin oğluyla gelini onları yemeğe götürmüşler. Ne yapmışlar biliyor musun yemekte? Herkese böyle zarf dağıtmışlar. İçinden bir kart çıkmış. Bir de bebek ultrasonu. Sen babaanne oluyorsun, sen dede oluyorsun, sen amca oluyorsun diye. Allah'ım ölmeden ben de o günleri görecek miyim acaba? Ya anne şu kızını bir rahat bırak Allah'ını seversen ya. Günaydın ailem. Aa, başımıza taş yağacak. Böyle giyinik gelmişsin kahvaltıya. Ne demek öyle anneciğim? Nereye geldin? Tut kızım masayı, tut. Aferin sana. Yumurta yaptım, tam ağzına layık. Yeni aldığım koyun peyniri bozulmuş. Bu bakkal malları bozdu diyorum, inanmıyorsun bana oğlum. Kızım 30'una geldin, resmen evde kaldın. Tek taş için ölçü aldım, onu söyle. Ne tek taşı ya? Erkeklerin evlenmeden önce yatırdıkları harca tek taş denir. Öğren. Televizyon demişim, eksik söylemişim tabii. Çünkü sinemada da büyük bir kariyeriniz var. İkisini birden kolajlamış arkadaşlarım. Çok güzel. Ne hissediyorsunuz kendinizi izlediğinizde? Şu yıllar. Yani beğenmediğim tarafları oluyor. Baştakiler hele oyunculuk açısından şimdiki bakış açıma çok farklı. Yani oyunculuk açısından biraz abartılı, biraz yüksek tonda, biraz kalın çizgili. Tiyatro yüzünden mi? Hayır, o devir öyle. O devir öyle sinemada. O devirde rejisör seni yönlendiriyor zaten. Yani öyle oynanıyor. Biraz küçük oynasın, abart kızım, vur kafasına. At tekmeyi, işte suyu suratına at, bağır burada bağır, hep böyle yönetildiği için. Çünkü o tarz gidiyor, o öyle yapılıyor. Senin orada küçük oynama gibi bir durumun olamaz yani, öyle yönlendiriliyor, sahneler öyle geliyor. Ve böyle yaptığın zaman da çok başarılıydı, bu sahne harikadı deyip geçiliyor. Öyle tekrar izlemek, tekrar prova etme şansı da yok sinemada. Zaten bakış açısı da o devirde öyle. Öyle. Yani şimdi bambaşka bir oyunculuk geliştirmek zorundasın. Minimalizme kaçıyorsun, iç duyguya daha fazla önem veriyorsun. Tek bir bakış yeterli diye düşünüyorsun. O kadar car 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 da belki konuşmuyorsun. Bunlar seneler geçtikçe değişiyor. Güzeli de bu yani, bir yerden alıp bir yere getirebilmek. Şimdi bambaşka mesela bütün o rolleri şimdi yaş olarak tutsa, görsel olarak bambaşka oynarım. Bambaşka bir çizgide oynarım. İçinizde, oyunculuğunuzda nereden beslenirsiniz? Yani Nevra Serez o rolü nasıl yaratır? Nedir dayandığı şeyler, içinde sakladığı, izlediği? Tabii ki istifçilik. Yani her şeyden bir şeyleri alıp atmak. Yıllar boyunca düşün, amma mal dolmuş eve. Yani, istifçilik ki. Yani alıp her şeyi atmak. Ben de o zaten çocukluğumdan beri vardı. Mesela hani ben hiç sevmem, benim kızım çok iyi taklit yapıyor, muhakkak oyuncu olsun lafını hiç sevmem. Çünkü oyunculuk taklit değildir. Ya da benim kızım harika ağlıyor. Ağla de hemen ağlasın. O da oyunculuk şeyine tabii ki faydası var ama yani iyi ağlayan iyi oyuncu olmuyor gibi. Hep okulda da mesela dersi hem dinlerdim hem de hocayı böyle süzerdim.
anlatışını, vücut dilini falan. Vücut değil dilini. Mi? Sonra hoca dersten çıkar, tuttururlardı. Nevra yapsana işte. Şimdi isimleri vermeyeyim, belki hayatta olanlar da vardır. Yapsana taklidini diye. Çıkardım, taklidini yapardım. Belki birisi çok iri bir kadın, belki birisi küçük bir kadın. Ama ben o anda kendimi işte, o çocuk halimle onun vücudunda görürdüm. Ve öyle yapardım ses tonuyla ve millet yıkılırdı. 2-3 kere de yakalandım. Ah, yok, tam taklidini yaparken de hoca sınıfa girdi. Ben onun şöyle bir oturuşu var, şöyle lak diye yakalandım. Aman hocam ne yapıyorsun diye. Allah'tan çok iyi talebeydim de bana kızamazlardı hocalar. Yani hep bir şey böyle yapmak, onu gözlemlemek falan. Tabii gözlem çok faydalı bizim oyunculuğumuz için ama... Bence resim yapmak da önemli bir oyuncu için. Yani kafasında resim yapmak. O tipi yaratmak, her şeyiyle onu görebilmek o değil mi? O görebilmek, küçücük. Tabii iyi yazılmış tekste o rolle ilgili ufak tüyoları zekiysen çıkarıyorsun şeyle, cımbızla çıkarıyorsun. Buradaki bu cümle bu kadının geçmişteki hayatında şuna değiniyor. Demek ki bu kadın böyle ya. Hani ya, o an var ya işte onu o bulma anı. O bulma i̇şte anı. En sevdiğim an dediğiniz an değil mi? O bulma anı demek. Çünkü oradan sen işte yaratmaya başlıyorsun. Şöyle yapar, böyle öyle yapar. Bu duyguyu böyle mi kullanır, böyle mi kullanır? Saçı ne tip olmalıdır? Mesela ben aksesuara ve şeye de çok inanırım. Onun için resim yapmak diyorum. Yani görselinde ne var? Tipinde ne var? O kadar güzel ifade eder ki bir takım üstünde kullandığın malzemeler. Çantasını tutuşu bile oyunculuğu değiştirir tutuşu, öyle değil mi? Terlik giyişi. Terlik mesela. Mesela hemen düşünürüm, aklıma geldi şimdi mesela. Bu kadın oje sürer mi? Kırmızı mı sürer? Uzun mu sürer? Neden kısadır? Neden bilmem nedir? İşte bunlar hani böyle puzzle yapmak ya, gibi lezzet veren şeyler bunlar. Onu yaratırken çıkardığın şeyler. O yüzden başkasının oynadığı rolü veyahut da çok birebirini oynamaktan hiç hoşlanmam. Hiç bugüne kadar da denk düşmedi. Birinin oynadığı oyunu aynı evet, rolü oynamak bir kere oynamak bana öyle bir teklif mı? Gelmişti. Hem de çok güzel bir teklifti. Kabul etmedim oynanmış rol. Etkilenebilirim çünkü onun şeyinden. Bırak ben kendim yaratayım. Çok doğru. Başka bir bakış açısı bu. Evet. Peki gelelim birazcık da aşka. Çünkü Metin abim de anmadan geçmek istemiyorum Metin Serezli'yi. Canım analım. Boyuyla, posuyla, kahkahasıyla, duruşuyla... sahnede tutuşuyorsunuz aşk aslında beraber oyun oynarken evet. Ve siz hem işte hem evde bu aşkı ve bu saygıyı sürdürebilmiş 45 sene evet. Doğru söylüyorsam şayet nasıl bir ilişkiydi bu? İki oyuncunun, iki aktörün hani iki cambaz aynı ipin üstünde yürümez ama siz bunun çok aksini ispat ettiniz bize. Çok iyi örnek oldunuz. Yani aslında yıllar boyunca hep çok şaşırdım. Neden bu kadar önemseniyor diye şaşırdım. Yani o kadar bu normaldi ki bizim için. Yani buna ayrıcalık, bir şeylik, bir farklılık biz yaratmadık. Çok severek evlendik, sevgimiz devam etti. Birbirimizin sınırlarını aşmadık. O bir sürü yapmak istediği şeyde rahattı. Ben bir sürü yapmak istediğim şeyde rahattım. Öyle kurallarımız, katı şeylerimiz yoktu. İstediğimiz oyunda oynayabilirdik ama hep danışırdık. Hep tartışırdık. Hatta bu bizim aramızda bir oyun gibi olurdu. Yani yeni bir senaryo geldiği zaman keyifle Metin eve gelir. Otur bakayım şu koltuğa. Şimdi gel şunu birlikte okuyalım. Son günlerine kadar da onu yaptı. Ben hep ondan çekindim. Çünkü benden daha fazla yılları vardı. Ve çok iyi bir rejisördü. Ben hiç rejisörlük tatmadım. Onun için ona daha çekinerek eleştiride bulunurdum. Ya da fikir şeyinde bulunurdum. Yani bence şu şöyle olmalı ama gene de sen bilirsin derdim. Çünkü ona daha çok inanıyordum kendimden. Ve reji yaptığı zaman mesela en çok harcadığı kişi ben olmuşumdur. Sahnede. Bir gün beni bayağı alındırmıştı hatta. Tiyatroyu bırakıp gitmiştim. Ağlayarak çıkmıştım. O kadar azarladı ki beni prova sahnede. Prova sırasında mı? Neyi beğenmedi, neyi eleştirmişti? Bir şeyi eleştirdi. Veyahut da tartıştık. Kızdı bana. Ben de çok alındım. Gittim. Gelmedi arkamdan. Çünkü akşam evdeyiz birlikte. Sonra akşam dedi ki ya boşuna üzüldün. Ben senin daha iyisini yapabileceğim için, yapabileceğini bildiğim için sana yükleniyorum.
Başkasına yüklenmem ki, sen bunun 10 katı daha iyisini çıkarabilirsin. Ona kızıyorum, onun için sana yüklendim dedi. Ve tabii hemen Suh anladık ne demek istediğini. Ne güzel bir şey. Ama insan hep yakınını daha çok eleştirir, evet, ya. Evet. İşte orada bir şeylik olmuştu. Gücendim yani ben. Çünkü çok iyi yapıyordum işimi kendime göre. Ezberim yerinde, duruşum yerinde. Hiçbir hatam yok. Başkaları daha kötü durumda. Onlara kızmıyor, bana kızıyor. Evde bir problem oluyor ve ertesi gün oyununuz var diyelim ki. Evet. O dengeyi nasıl kurdunuz peki? O saygı çerçevesini nasıl belirlediniz, o sınırları? Yani çok ufak tefek. Önceki şunu sorayım. Sahnede karı koca değil miydiniz yani, kuliste? Hani kuliste Metin karı kocayız. Metin Bey, Nevra Hanım mısınız, yoksa orada da bu o ilişki kuliste devam ediyor? Kuliste karı kocayız tabii canım. Ben onun çayını sorarım, o benim kahvemi sorar. Ben giderim ona öpücük kondururum. O işte bilmem ne notunu verir falan, öyle sahneye çıktığımızda rol gereği neyse onu yapardık. Belki bakışlarımızda eğer kızgınsak gözün içinde bir küçük kızgınlık olabilir. Çünkü Çılgın Sonbahar'da çok zor karı koca ve sonunda çok aşık karı kocayı oynuyorsun. Ben eğer kızmışsam belki kötü bakmışımdır arada. Bilemiyorum ama role hiçbir şekilde onu kendime yediremem zaten, aksettirmeyi. Kavgalı olduğum arkadaşımla da onu yediremem hiçbir zaman. Tam tersi, daha iyisini oynarım, daha ona güzel bakarım ki bak bana kızdı da şimdi sahnede ne yapıyor demesinler diye. Ya o duyguyu da bastırıp üstüne çıkan bir duygu. Ya aslında oyun oynarken ne çok şeyi bastırıyoruz, ne çok şeyin farkında oluyoruz. Onun için ben şeye de inanmıyorum, hani kendimi kaybettim, oyunun içine girdim, aman Allah'ım neleri, her şeyi unutuyorum ben o dünyanın içinde. Yok öyle şey. Öksürüğü bile duyarsın değil mi? Yok öyle bir şey, çünkü her anını kontrollü sahnedesin. Oradan ışık patladı mı patlamadı, o seyirci oradan yürüdü kalktı gitti. Ben şimdi sesimi şöyle yapayım, şunu şöyle hep anlatırım. Metin Akpınar açık havada oynarken espriyi satmadan önce o seyircinin öksürüğü geldi mi gelmedi mi onu kontrol ederdi ya. Bu kadar timingi mükemmel bir insan. Yani patlatacak ama adamın gıcığı tuttu benim tuttuğu gibi. Yapıyor, o öksürecek, gidecek güme. Öyle duyulmayacak bir espri, onu bekliyor. Onu öyle güzel ayarlardı ki adam öksürür patlatır seyirciye. Muhteşem bir şey işte, oyuncu timingli. Timingi yani. Ondan öğrendim zaten. Yani benim bir sürü hocalarım oldu. Evet, çok hocalarınız. Ama başta Haldun Dormen vardı, girdim tiyatroya daha kimler? Erol Günaydınlar, Erol Keskinler, Turgut Boralılar, Nisa Serezliler. Şimdi yani, biri var, bir isim, ismini bulamadım ben çalışırken. Benim bir hocam vardı, oyun ve provalar sırasında beni odasına çağırırdı. Bana havadan sudan, Shakespeare'den, başına gelen bir olaydan, bir sahne koyuştan devamını anlatırdı. Benim konservatörüm o kişidir diyorsunuz ama kim olduğunu söyleyeyim. Mrs. Dorothy Is, kolejdeki yabancı bir İngilizce öğretmenim ama tiyatro okumuş bir öğretmen. Ah, tiyatroyu yapamamış, buradaki Profesör Fahir İz'le evlenmiş. Türkiye'ye gelmiş, kolejde İngiliz edebiyatı, Amerika İngiliz edebiyatı hocası ve bütün piyesleri kolejde o sahneye koydu. Beni ilk gün ben efendim parmak kaldırıp ben oynamak istiyorum tiyatroda dedim. Beni aldı, sen her oyunda varsın dedi bana. Nasıl keşfetmiş, nasıl teşvik etmiş aslında? İşte, tiyatro ve konservatuar eğitimini ondan aldım dediğim o. Okul biterdi, bittikten sonra beni odasına alırdı İngiliz olduğu için. Çayını da koyardı, bisküvileri de koyardı. Bir gün ben işte bilmem ne de Royal Academy of bilmem ne de şu piyesi seyrederken bilmem ne diye başlardı piyesi. Şunu bunu anlatmayı. Ay ne güzel. Sen de o sırada misafirliğe gelmiş insan gibi dinlerdin. Sonra prova saatimiz gelirdi. Tiyatro bölümü kısmına inerdik. Salonumuz vardı, sahnemiz. Orada reji yapardı, piyesi sahneye koyardı, okurduk. Dramatürji çalışması yapardık falan filan. Ve bebek de otururdu. Beni kendi arabasıyla akşam 10.30'da eve bırakırdı. Şahane biriymiş hakikaten. Ona o, yani yıllar sonra beni gördü. Tiyatrocu olduğumu gördü. Uzun yıllar oyunumuza geldi. En ön sırada hep oyunlarımı seyretti. Büyük bir gurur duymuştur tabii. Çok. Ah. Arkalara kulislere gelip ne diye. Öperek ne öperek ne sevinerek. Hiç evlenme teklifi de almamışsınız. Orada da güzel bir hikayeniz var. Onu da anlatır mısınız bana, evlenme hikaye hikayenizi? Hikaye yok. Evlenme teklifi almadım. Nasıl evlendiniz peki? Hangi gün evlenelim diye lafa girdik. Ya, yani nerede güzel. Oturabiliriz diye lafa girdik. Zaten yani. Bir de ama nerede evlendiniz? Ben tiyatroda. Biliyorum, siz anlatın istiyorum. Tiyatro. Norman Tiyatrosu'nda evet. Evlendik.
Ekrem Bora rahmetli ve canım Altan Erbulak biri kameraya çekiyordu, biri fotoğrafı çekiyordu. Fotoğrafları çekiyordu. Efendim. Ay çok ay, güzel evet. Fotoğraf. Nasıl, ne zaman evlenelim, ve, hangi gün boşsun falan. Aynen o muhabbete girildi. Yani zaten evleneceğiz abi, ne teklifi ne teklifi. Ve sana şunu da söyleyeyim, babama bir gofret ve bir tek kırmızı gülle beni istemeye geldi. Şimdi aynı espri demeyin. Paramız yoktu. Yok. Evet. Anladın mı? Evet. Paramız yoktu ama o sırada hep gümüşlerle çikolatalar giderdi. Metin bizim dedi ki ne yapacağım ya? Ya al bir tane çikolata. O devirde öyle güzel çikolata da yok. Tabii. Bir gofret al dedim. Çiçek ne yapalım? Ya sembolik olur. Bir de kırmızı gül al gel dedim. Babam bayıldı. Çünkü tam o kafada bir adamdı. Tam o kafada bir adamdı. Tamam dedi. Bu damat tamamdır dedi. Siz nasıl istiyorsanız öyle olsun dedi. Yani ben ne tek taşı ne bir şey. Çok istemişsiniz ama. Bir gofret, karar vermişsiniz. Bir tek güle gittim. Çok güzel yaptınız. Bence harika bir şey. Bir de şunu söyleyin ne olur bana ve evli olanlara, evliliğini sürdürmek isteyenlere, sürdürmeye çalışanlara. Ben önümde birçok evliliğinizle ilgili, size göre aşkla, size göre evli bir kadının o evliliği yönetmesiyle ilgili çok güzel sözleriniz var. Hepsi önümde. Ama size hiçbir şey bilmiyormuş gibi soracağım. Bir evliliği yürütmenin sırrı nedir sizce? Nasıl tanımlarsınız siz bunu? Muhakkak o sözler vardır. Çünkü hep söylediğimiz sözler. Evet. Bir kere... Hayatta yatağa dargın olarak girmeyeceksin. O bizim birinci prensibimizdi. Hiçbir zaman ölene kadar da hiçbir zaman öyle bir şey olmadı. Hemen oturup işi hallederdik. Yani bir olay mı çıktı, bir şeye mi kızdık, buraya mı dalındım, buna mı? Otur konuş abi, anlat bana, hadi bakalım neydi? Hallettin, hadi şimdi iyi geceler, öptüm seni, yat uyu. Çünkü ertesi güne kalırsa zorlaşacak. Bir o, bir hiçbir zaman o Metinciğimin bana sözüdür. Kimseyi değiştirmeye çalışma. Öyle kabul et. Sen öyle aşık oldun. Ben sana öyle, sen bana öyle aşık oldun. Kalkıp da aşıkken, iyi derken, ondan sonra evlendiğin ikinci senesi, üçüncü senesi. Ama bu terliklerini bilmem ne yapıyor. Ama o bilmem ne yapmıyor. Ama şunu yapıyor diyemezsin. Öyle bir insanı sevmişsin. Değiştirme. Yani kaç yaşına kadar, işte kaç senelik evlilikte hiçbir şeyini değiştiremedim Metin'in. Ama basit detaylardan bile bahsediyorum. Hiçbir şeyini değiştiremedim. Neyse oydu. Değiştiremedim mi, değiştirmek istemedim mi? Hayır, buna çok basit şeyi bile değiştiremedim. Yani işte uyanır uyanmaz şunu yapma da şunu yap. Evet, yok. Ne hayır. Olur o değişir yani, değil mi mesela? Evet. O bile hayır. E tamam, o öyle o zaman deyip kabullenip yola devam etmekten bahsediyoruz. Bir müddet sonra kabulleniyorsun tabii. O değiştirmeye çalışma hani. Bu adam iyi de şu huyu kötü, evlenirsen ben onu hallederim diye düşünmesin ya, kimse. Mesela. Hiçbir şekilde değişmiyor. Evet. Çocuğu da değiştiremiyorsun. Ya, kesinlikle. Kocanı da, o da seni değiştiremiyor evet, demek ki. Kesinlikle. Bir de hep serbest alan bırakmak eşlere. Hobilerini beraber yapmak ya da onun hobilerine saygı göstermek. İşte tenise mi gidiyor, niye gelmedin, tenis maçı kaç saat sürüyor, niye orada yoksun dememek. O orada deşarj olacak, rahatlayacak. İşte ne bileyim köpek mi gezdirecek? Ay o kaç saat sürdü bu köpek gezintisi, bu kadar da sürer mi? Dememek. Dememek yani, bunları rahat bırakmak. Ben de arkadaşlarımla sinemaya gidiyorum, tiyatroya, alışverişe gidiyorum. Bu saat oldu hala, bu ne alışverişi dememek. Demiyor, kendisi de demedi onu tabii. Hiç. Siz de hiç demediniz. En serbest her zaman. Kendi kararımı kendim veriyorum. Çünkü bireysin. Yani iki birey bir araya geliyor aslında tabii. Yani baktığın zaman. Kimse kimseye sahip değil yani. Kimse, tabii. Kimse. Kavga etmedik mi? Tabii ki çok ettik. Çok kavgalarımız olurdu. Daha çok hayatla ilgili, evle ilgili, çocuklarla ilgili. Ama işte kavgadan sonra barışmak çok güzel olurdu. Şimdi böyle konuşuyoruz. Sanki bu çok kolay bir şeymiş gibi ama o dönemlerde iki tane stardan bahsediyoruz. Hiç ego savaşı veya ben şöyle... Hatta şöyle bir şey oldu. Çılgın Sonbahar bana teklif edildi. Daha doğrusu ben okudum, hayran kaldım. Hemen bugün oynuyorum bunu dedim. Fakat evet. Çok önemli bir erkek rolü var. Ama evet. Kadın piyesi. Çılgın Sonbahar. Erkek rolü ikinci derecede. Ama erkek olmazsa kadının olayı da çıkmıyor ortaya. Hani vardır ya öyle olaylar. Tabii. Karşındaki oyuncunun çok iyi olması tabii. Lazım. Metin de o sırada Haldun'la bütün Ray Kuni'leri oynuyor. Kapılar kırılıyor. Metin Seresi, Haldun Dormen, yani bütün işlerim on numara. Yolamıyoruz, kimseyi bulamıyoruz. Bir gün böyle gece oturup konuşurken dedim ki ya Metin dedim.
şu koca rolünü sen oynasan ne güzel olur dedim. Yani Emrah yapma Allah aşkına dedi. Yani o kadar şimdi yani küçük bir rol, ikinci derecede bir rol. Şimdi benim bütün o şeyim nasıl olacak? Ya sen oynarsan bu piyes çok güzel olur dedim. Ben bir düşüneyim bunu dedi. Yattı, düşündü, kalktı. O önce bir her şeyi hayır der, ondan sonra kabullenir. Senin için bunu oynarım ve senin için arkanda yazılabilirim afişte dedi. Nevra Serezi, Metin Serezi'dir. O güne kadar hep başta olan insan. E kolay değil insan karısı için o fedakarlığı yapmayı. Ama ben de aynı şekilde Silvia adlı oyunda. Evet, onu da izlemiştim. Ha, tabii. Evet. Köpek olduğu oyunda. Aha. Orada da kadının rolü çok küçüktür. Evet. Yani yok derecede küçüktür. Metin de köpeğin rolü. Evet. İnci Türkay'ın rolü çok önemlidir. Orada da ben bir tek final sahnesindeki tiradı uğruna. Bak, oyunculuk böyle bir şey. Onun için şimdi... Benim rolüm küçük, benim satırım daha az diyen oyunculara ders olsun. Finalde 2 saatlik piyesin finalindeki şu kadar bir tirat uğruna ben o rolü kabul ettim. Ama şöyle bir şey. Değer noktalarını bileceksin. Hmm. Yani nerede sen seyirciyi etkiliyorsun? Ben çok severim seyirciyi etkilemeyi. Ağlayarak, güldürerek, dans ederek, şarkı söyleyerek. Yani bay tak. Nokta atış, anladın mı? Onu severim. Açıkçası severim. Sevmez şimdi misiniz? Bu mesleği sahnedeki yapıyorum. Ne doğru bir tespit yapmışım o zaman. O girerken siz zaten şunu diyorsunuz aslında. Merhaba seyirci, ben geldim. Şimdi hepiniz ona hayran kalacaksınız. Yani hayran kalacağımı sonra öğrendim tabii de hayran kalacaksınız. Bence bu motive var. Motive olmazsa zaten nasıl adım atarsın sahneye ya? O yüzden de en büyük tikimdir. Hazır olmadan hiçbir performansa çıkmam yani. Muhakkak 10 numara hazır olmam lazım. Peki oyunlardan önce sahne, kuliste böyle eliniz ayağınız titrer mi? Nefesiniz kesilir mi? Kalbiniz çarpar ay, mı? Ay 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 ay. Bunca tecrübe. Aa, bugün başlat ben kalpten. Her oyuna bir kere niye ben bu mesleği yapıyorum diye perde kapalı bunu derim. İkincisi nasıl kaçabilirim, nereye otobüs var diye düşünürüm. Düşünürüm. Ondan sonra perde daha böyle aranızda. Aa, bir canavar çıkıyor ondan sonra. Hakikaten içinden. Öyle oluyor. Sonra perde kapanıyor. İyi alkışını alıyorsun. Bundan başka meslek yok diyor. Çıkıyorsun. İyi ki bu mesleği yapmışsın. İyi ki bu mesleği. Kuliste batıl inançlar çok. Sahneye çıkmadan şunları. Şu yüzükle mi oyuna başlarım? Evet. Üçüncü sene, beşinci sene bu çıkmaz elimden. Uğurlu geldiyse bu kırılsın. Bütün Türkiye'yi alt üst ederim, eşini bulacağım. Aynı kirpik, aynı makyaj, aynı kostüm. Çılgın sonbaharda falan 3 kere kostüm, aynı kostüm dikildi. Eskidi, terledi, bir fena oldu. Aynısı, aynı kumaş, aynı yerden, aynı şey. Çok tiklerim vardır yani. Bir kere bütün sahneyi muhakkak oyundan önce kontrol edelim. Her şeyi ben önce kontrol ederim. Hiç kimseye hani prodüksiyon yapan çocuklara falan kesinlikle bırakmam. Aksesuarları, kullanacağınız objeleri. 30 kere ama yani deli gibi 30 kere kontrol ederim. Telefon vardır hani çalar çalmaz. Evet. Kordonu sıkışmıştır muhakkak onları. Ama oluyor, başa geliyor yani. Peki rahmetli Metin Bey de öyle miydi? O Metin da takıntılı çok aşırı titizdi. Sizi düşünemiyorum evin içinde. Yani iki gerçekten. Metin, film... ben de öyleyim. Ben çok yazarak çalışırım. Bir kere şimdi bana mesela bazen şeylerde e-mailden size senaryoyu aman sakın ha diyorum katiyen. Babam ben o kağıdı tutacağım, kalemle altını rolleri çizeceğim. Yanlarına not alacağım yani çoğu senaryo duruyordur şimdi bizde öyle tekst ve senaryo. O başka bir keyiftir yani. O muhakkak olacak o şey. Kısa bir ara efendim. Çok sözünüzü balla kesiyorum. Ah, az bile bana buyursunlar. Rahmetli Metin Serezi'yi andık. Bu güzel evliliği andık. Bu güzel evliliğin meyveleri, torunlar da var şimdi ama bir sürpriz mesaj varmış. Onu atlamayalım istiyorum. Tahmin ediyorum. Oysaki çok akıllıyım. Oysaki hiç tahmin etmeyeceğini düşünmüş mesajı veren kişi. Öyle mi? Buyursunlar. Evet anneciğim, doğa sana bir sürprizimiz var dediği zaman ben olabileceğimi hiç tahmin etmemiştin değil mi?
Savaşçı dizisinin çekimlerini Eskişehir'de yaptığım için pek fiziksel olarak görüşemiyoruz ama hem yayınların sonrasında yaptığımız uzun telefon konuşmalarıyla hem de her ihtiyacım olduğunda her an arkamda olduğunu bilmek benim en büyük desteklerimden bir tanesi. Çok teşekkür ederim anneciğim. İyi yayınlar. Seni çok seviyorum. Ay ne güzel. Vay. Murat'ı da ağırladık masada. Biliyorum, seyretmiştim. Siz de mesaj göndermiştiniz. Evet. Nasıl bir şey annelik? Nasıl bir şey şimdi böylesine? Yani şimdi en iyi talebimiz Metin'le ya, benim. Ah. Yani iyi bir iş çıkarmışız. Evet. Çok iftihar ediyorum. Sanki kendim oynamış gibi. Başarılı iş yaptıkça, iyi oynadıkça hakikaten dediği doğru. Her şeyin sonunda... Telefon, o sahne böyleydi, bu sahne böyle değil. Evet, orada doğru. Duygu çıkmış mı? Duygu çıkmış, olmamış diye. Aynı Metin'le yaptıklarımızı şimdi Murat'la yapıyoruz. Ben de bir şey yaptığım zaman o da aynı şekilde reaksiyon gösterir. Yani bizim evin keyfi bu. Torunlar da var şimdi. Onlarla da büyük aşk yaşanıyor. Çok çok. Allah herkese torun nasip etsin. Sizi izlemek istiyoruz sahnede. Şu an bir oyun okuyormuşsunuz. Evet. Siz karar vermediniz mi yoksa? Hayır, yani o kadar heyecanla başlıyorum ki. Çok başladım, kötü gitti. Hepsi olmadı. Ha. Şimdi böyle hani çikolata paketini açmak üzereyim. Ah, ne olur öyle bir şey olsun. Peki ne bekliyorsunuz? Şu an en çok ne heyecanlandırır sizi? Televizyonda ve tiyatroda. Televizyonda komedi olmayan bir dizi. De... Yani böyle vursun yani, böyle ben zorlanayım yani, ah nasıl falan diye. Sahnede de seyirciyi çekebilecek bir şey. Yani her yönüyle ben Nevra Hanım'ı görmek istiyorum. Bu oyuna gidelim, oyun çok iyiymiş dedirtecek bir şey. Çünkü çok olacak. İyi bir yerde bıraktım. Evet. 6 haftada 6 dans dersi. 3 evet. sene işte kapıların kırıldı. Değil, ara verdi. Evet, yani orada kaldı aynen, o. Onun aynen. için ona yaklaşan bir şey olması lazım. Ne olur olsun yeniden gelelim, sizi yakından izleyelim. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Harika bir program, tekrar söylüyorum. Ne mutlu, ne mutlu bana. İyi akşamlar efendim. Sevgiyle kalın.